Beşiktaş TV ekranlarından mutlu günler değerli futbol severler. Ümraniye Nevzat Demir tesislerindeyiz. Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımının başarılı kalesi Cenk Gönen'le birlikteyiz. Kendisiyle özel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Cenk, öncelikle kabul ettiğin için teşekkürler. Güzel de. Feyenoord maçından başlamak istiyorum. İyi bir galibiyet, 2-1'lik bir galibiyet. Hollanda'da böyle galibiyetler almak çok çok zor. Özellikle Feyenoord karşısında nasıl değerlendiriyorsun öncelikle bu maçı? Hepimizin bildiği gibi Avrupa'ya kısa bir ara vermiştik. Feyenoord maçı da bu Avrupa'ya verdiğimiz aradan sonra iyi bir açılış oldu bizim için. Beşiktaş'ımızın mücadelesi, futboldaki mücadelesi sadece Hakkari ve Edirne arasında kalmamalıdır. Edirne'nin de ötesinde olmalıdır. Dolayısıyla bizim amacımız da Beşiktaş'ımızın ismini Avrupa arenasında sürekli olarak duyurmak. Şöyle bir şey var şimdi. Takım içinde arkadaşlık ortamı her zaman çok çok iyi durumda. Bunu Feyenoord maçında da gördük. Özellikle defans oyuncuların ve kaleci Tolga arasındaki ilişkiyi nasıl buluyorsun? Arkadaşlık ortamı nasıl değerlendiriyorsun? Gayet iyi zaten takımımız arasındaki ilişki. Sağlıklı bir ilişki var. Hepimizle. Zaten geçen seneden itibaren çok fazla kadroda değişiklik yapılmadı. Başarının en önemli etkenlerinden biri de istikrarın sağlanmasıdır. Bu istikrar da korundu. Birlik ve beraberliğimiz arttığı sürece başarıların da devamı yükselerek gelecektir diye düşünüyorum. Feyenoord maçındaki taraftar nasıl değerlendiriyorsun? Eksikliğini hissettirmedi Hollanda'da. Beşiktaş'ımızın taraftarı zaten artık bir efsane oldu. Allah başımızdan eksik etmesin onları. Bizi her zaman her yerde destekliyorlar. Onlara şükranlarımı sunuyorum buradan. Diyecek bir şeyim yok yani. Cenk, 2-1'lik skorun avantaj olduğunu düşünüyor musun? 2-1'lik skor tabii ki avantaj. Ama futbolda hiçbir zaman rehavete kapılmamalıyız. Rehavet ve aşırı özgüven futbolda çok tehlikelidir. Biz daha iyi takım olduğumuzu ilk maçta Feyenoord'da, Hollanda'da gösterdik Rotterdam'da. Bunun da sağlamasını ikinci maçta iyi bir futbolla, güzel bir skorla alıp ilk maça sağlamasını yapmak istiyoruz. Cenk, biraz da sana dönmek gerekirse bir sakatlığın vardı. Dün antrenmanlara başladın. Şu anki durum nedir? Ya, ufak bir yırtık oldu en son kamptaki Mainz maçında. Bir haftalık bir süreçti. Ama Feyenoord maçında zaten kadrodaydım. Tolga abiye bir şey olsaydı oyuna girecek kapasiteye sahipim. Sakatlığım geçmiş sayılırdı. Ufak tefek şeyler bunlar. Hepimizin başına geliyor. Allah beni ve takım arkadaşlarımı ve tüm futbolcuları, sporcuları sakatlıktan daha beterlerinden korusun ya. Cenk, takımda çok sayıda genç oyuncu var. Bunları nasıl değerlendirirsin, nasıl yorumlarsın? Performanslarını nasıl buluyorsun sen bir abileri olarak? Bana onların performansını konuşmak düşmez. Onlar hocalarımızın, teknik ekibimizin işi. Yani hepsi ellerinden gelen en iyisini yapıyor kampta. Yaptı hepimiz gibi. Biz sonuçta profesyoneliz, öyle olmak zorunda. Sahaya çıktığın anda, bu abimi taşıdığın, üzerine giydiğin andan itibaren elinden gelen en iyisini yapmak zorundasın. Yoksa böyle yerlerde değişmezsen değiştirirsin. Hep olumlu anlamda kendini değiştirmen, yenilemen, geliştirmen gerekiyor. Cenk, kalecilerden gidiyoruz. Türk futbolunda beğendiğin kaleciler, futbola bırakmış isimler de olabilir. Kimlere beğeniyordun? Türk futbolunda beğendiğim kaleciler derken isim vermek istemiyorum. Çünkü sonradan polemik oluyor. İsmini unuttum, arkadaşlarım da üzülüyor, isyan ediyor. Bana konuşmalarımızda neden söylemedin, neden etmedi, benim adımı da söylemedin diye. O yüzden zaten isimlere takılı kalmamak lazım bir bence. Bunu bir genel anlamda değerlendirmek lazım. Geçmişte de olduğu gibi şu anda da gerçekten çok iyi kalecilere sahibiz. Tek eksiğimiz kaleci olarak bence Avrupa'ya açılamamak. Rüştü abi bunun kapısını zamanında bize açmıştı ama biz devamını getiremedik. Umarım en kısa zamanda aramızdan birkaç iyi kaleciyi yurt dışına transfer edebiliriz diye düşünüyorum. Cenk, kaleci anlamında altyapıda sıkıntılar oldu. Çok çok belli aslında bakıyorsun. Türk futbolunda hem altyapıda hem de kaleci anlamında sıkıntı yaşanıyor. Gereken önem verilmiyor mu? Nasıl açıklarsın? Aslında alttan da iyi futbolcular yetişiyor. Ancak hani teknik ekiplerin ve yönetimlerin, taraftarların Türkiye'den, altyapıdan yetişen futbolculara güvenmesi, daha çok güvenmesi lazım diye düşünüyorum. Yani bu şekilde açılacaktır. Ama mental anlamda da, sadece fiziksel anlamda değil, mental anlamda da futbolcuların altyapıdan itibaren geliştirmeleri lazım. Özgüvenlerinin geliştirmeleri lazım. Bu şekilde... Peki Avrupa'da beğendiğin kaleciler var mı peki? Dünya Kupası'nda öne çıkmış tabii çok isim var. Tabii ki de. Neuer bence şu an günümüzde en iyi kaleci o diye düşünüyorum. En son Dünya Kupası'nda da gösterdiği performansla gayet hani takdire şayan bir performans sergiledi. Geçmişten de Schmeichel çok iyi bir kaleciydi. Rüştü abi yani. Cenk, Avrupa dedik. Jose Samba dedi. Avrupa'dan gelmiş bir isim. Onunla birlikte çalışıyorsun. Antrenmanlarda yüzüyoruz. Çok yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz.
Sürekli antrenmanlar, sürekli işte sizi her türlü farklı metotlarda çalıştırmaya devam ediyor. Nasıl değerlendiriyorsun, nasıl yorumlarsın Jose San Maden'in çalıştırmasını? Bir seneden fazla süredir onunla beraber çalışıyoruz. Daha geçmişte de iyi antrenörlerle çalışma fırsatı buldum. Hepsine buradan katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Jose ile de iyi bir iletişimimiz var. Gayet iyi çalışıyoruz. Yani gayet sağlıklı bir iletişimimiz var dediğim gibi de. Gerçekten değişik metotları var. Onlara alıştık zaten. Dediğim gibi bir seneden fazla oldu. Yani hiçbir sıkıntı yok. İspanyolca ne durumda şu anda peki? İspanyolca yaz geldi, araya verdik derslere. Ancak Jose olduğu için her gün diyalog kurma şansım var. İspanyolca'ya tekrar etme şansım var. O yüzden bakalım en kısa zamanda yeniden başlayalım. İyi gidiyor. Çünkü antrenman sonrasında ekstra çalışmalar yapıyor musun? Bu çalışmaları eğer yapıyorsan faydasını çok çok görüyor musun? Ekstra çalışmalar yapıyorum, evet. Zaten Jose'ye de çok yoğun bir tempoda çalıştığımız için çok fazla da yapmaya gerek kalmıyor. Hani iyi beslenmek, iyi dinlenmek, iyi çalışmak. Bunun dengesini de kurmak lazım. Bazı şeyleri de abartmamak lazım. Denge hayatın her yerinde olduğu gibi futbolda da sporda da çok önemli. O yüzden hani kendi vücudun insan en iyi kendisi bilir. O yüzden hani tam sınır noktasında sonra haddeye geldiğinde bırakıyorum, dinleniyorum. Beslenmeme, dinlenmeme dikkat ediyorum. Bu şekilde. Takımda en çok beğendiğin şut çeken isim kimdir? Seni zorlayan. En çok beğendiğim şut çeken şu an Dembaba'nın son vuruşlarını birkaç haftadır kendisiyle beraberiz. Gayet başarılı, evet. Ayak içi çok sert. Rakip kayıcıların işi zor bir sene yani. Cenk, şunu da sormak istiyorum. Antrenman dışında neler yapıyorsun? Nasıl vakit geçiriyorsun? Antrenman dışında... Bu arada daha demin sordu hani bazı arkadaşlarım da, dediğim gibi öyle isim olunca olmuyor yani. Birçok isim var takımımızda aslında. Buradan soracağım. Yani, aynen yani. Hepsi ayrı bir yıldız zaten bizim takımımızdaki oyuncuların, Beşiktaş'ımızın forması giyen oyuncuların. Hani o hak geçmesin, hepsi çok iyi vuruyor. Sadece Dembaba yeni geldiği için aklıma geldi birden. Dün de idman sonrası çalışıyorduk, son vuruş çalışıyorduk. Onun son vuruşlarını beğendim. Onun dışında zaten birçok iyi vuran arkadaşımız var takımda. Muhammed'i de çok beğeniyordun zaten. Muhammed'i beğeniyordum. Umarım gittiği takımında da güzel gol yaratır. Kupada biz çıkarsak bizi atmasın da. Antrenman dışında neler yapıyordun? Antrenman dışında... Kitap okuduğunu çok biliyorum. Kitap okuyorum. Tabii insanın kendini sosyal olarak da geliştirmesi lazım. Sadece hayatta bir laf, söz vardır. Sadece futboldan anlayan futboldan da anlamaz diye. O yüzden futbol dışında da kendini geliştirmesi lazım diye düşünüyorum. Ben de o yolda nacizane bir şekilde kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Son olarak Feyenoord maçı için neler söylemek istersin? Feyenoord maçı için dediğim gibi daha demin de söyledim. İkinci maçta ilk maçtaki güzel oyunumuzu devam ettirip ciddiyetimizi devam ettirip ilk maçın sağlamasını yapıp taçlandırmamız lazım ve Avrupa'daki ismimizi yeniden kısa bir aradan sonra yeniden Avrupa'ya duyurmamız tek amacımız. Dolayısıyla bu yönde, tek amacımız bu yönde. Son olarak demiştim ama taraftara ne gibi mesajların var? Feyenoord maçında işte Olympiakos stadında oynanacak. Neler söylemek istersin bunun içinde? Taraftarımız, biz de onlar kadar, onların bizi sevdiği kadar biz de taraftarımızı seviyoruz. Gerçekten onlar bizim için çok büyük itici güç. Onların bizi nerede, ne zaman, hiçbir yerde yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz. Yani dediğim gibi şükranlarımı sunuyorum onlara. Allah başımızdan eksik etmesin. Bizi desteklemeye zaten devam edecekler. Çok büyük bir kalabalık da bekleniyormuş Feyenoord maçında. Zaten öyle olacaktır. Onlara güzel bir şölen havasında, bu güzel bir yaz gecesinde güzel bir armağan vermek istiyoruz. Yani. Çok teşekkürler röportajı kabul ettiğin için. Rica ederim. İyi yayınlar. Değerli izleyenler, röportajın sonuna geldik. Yeni röportajlarla görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.